Birlikte gideceğiz hünkârımızın yanına. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Mahidevran'ın size söyleyecekleri var. Hünkârım. Nigar Hatun'u vazifesinden aldım. Saraydan gidiyor. Nereden icap etti bu? Nigar hayli tecrübeli ve kabiliyetli bir hatundur. İbrahim Paşa'mızın da malumatı var. Maalesef vazifesini kötüye kullanmış. İlaveten bazı saygısızca davranışları oldu. Madem öyle uygun gördün, karar senindir Mahidevran. Siz de münasip görürseniz Dahi Hatun'un tekrar vazifesinin başına geçmesini istiyorum hünkârım. Olmaz. Ben Dahi'nin yalnızca validemle alakadar olmasını istiyorum. O halde bir başkasını düşünelim. Acele etmeyin. Bu kararı ben vereceğim. Sultanım, arzu ettiğiniz kürkler ve ipek kumaşlar geldi. Mustafa'm için ısmarladığım kumaşlar nerede? Burada sultanım. Güzel. Terzihaneye yollayın. Bir an evvel başlasınlar dikimi. Hayırlı sabahlar sultanım. Sana da. Gülfem Hatun, çok güzel kumaşlar geldi. Seç ben. Benden sana hediye olsun. Eksik olmayın. İhtiyacım yok. Sultanım, bu harcamalara ne lüzum var anlamıyorum. Her gün yeni bir şeyler geliyor. Başınız ağrımasın sonra. Bir sen kalmıştın laf etmeyen. Sefer öncesi uygun olmaz diye. Seni alakadar etmeyen mevzulara karışma. Mustafa'mın gitme vakti yaklaşıyor hünkârım. Hazırlıklarla alakalı malumat vermeye geldim. İbrahim Yakinen alakadar oluyor bu mevzuyla. Sen neler yaptın? Aslında büyük bir mahiyetle çıkacak yola. Cariyeleri, ağları, kalfaları bizzat ben seçiyorum. Rahat etmesi için ne lazımsa tedarik ediliyor. Âlâ. Sabah birlikteydik. Hâlâ heyecanlı görünüyor. Nasıl olmasın hünkârım? Bizlerden ayrı bir hayat başlıyor onun için. Allah yardımcısı olsun. Arzu ettiğiniz başka bir şey varsa? Yok, sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Mustafa'm haftaya yola çıkabilir. Şehzadem çok sevinecek bu haberi. Hünkârım, şehzademin hazırlıkları esnasında denk geldim. Nedir bu? Size layık değil ama kabul ederseniz memnun olurum. Mahidevran, ne oldu? Beni şikayet etmeye mi gittin yine? Malum, başka türlü giremiyoruz Naz odaya. Son hadiseler bir hayli asabını bozmuş anlaşılan. Çırpındıkça batıyorsun. Bu iyi günlerin Hürrem. Yerinde olsam keyfini sürerim. Boş laflara karnım tok benim. Şehzademin dairesi ne oldu sen onu söyle. Neden hala hazır değil? Tadilatı devam ediyor. Ne bitmiş tadilatmış? Saray mı yaptırıyorsun yoksa? Mustafa'm sancağa çıkıyor. Onun hazırlıklarıyla meşgulüm. Bilahare alakadar olacağım daireyle. Derhal hazırlanacak o daire. Sen bana emir veremezsin Hürrem. Zira haremi ben yönetiyorum. Mahidevran, sen haremi yönetebilirsin. Fakat unutma, ben de has odayı yönetiyorum. İlaveten İbrahim Paşa'na güvenme.
O bugün var, yarın yok. Fatma. Sultanım. Siz oturun burada. Hürrem Sultan Mehmet'e daire yaptırıyormuş. Benim bundan neden haberim yok? Sultanım biz... Nigar nerede? İbrahim Paşa'mızın yanına gittiler. Derhal o daire kapatılacak. Sultanım. Paşam. Hakkınız varmış. Nigar'a güvenmekte hata etmişim. Ben ne yaptım ki sultanım? Beni hiçe sayıp Hürrem'e hizmet ediyorsun. Sen nasıl olur da bana sormadan daire açarsın? Sultanımız emrettiler. Nasıl yok derim? Bu kararın bana ait olduğunu bilmiyor musun sen? Sultanım, hanginizi dinleyeceğime şaşırdım. Lafını bil de konuş. Karşında bir sultan var. Bu ne cüret böyle? Bağışlayın paşam. Hayır, benden değil. Sultanımızdan af dile. Hiç zahmet etme Nigar. Seni azlediyorum. Artık haznedar değiliz. Yapmayın sultanım. Azlederseniz saraydan atılırım. Seni en baştan ikaz etmiştim. Şimdi defol git buradan, eşyalarını topla. En geç yarın gidiyorsun. Paşam. Hiç bana bakma. Sultanımızı duydun. İsabetli bir karar verdiniz. Fakat bu karara itiraz edilecektir. Hazırlıklı olmak lazım. Gönderin. Gitsin. Sultanım, ben buna ihtimal dahi vermem. Bunca yıldır bir hatasını görmedik. Nigar neden yapsın bunu? Haznedar olunca değişti herhalde Gülfem. Malum, herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Validem, sultanım. Mahidevran demek buradasın. Ne oluyor? Sen kendini şehzadenin üstün mü tutuyorsun? Haşa. Nereden çıkardın bunu? Madem öyle, sen benim oğlumu nasıl kovarsın? Hürrem, sakin ol. Sultanım, mevzuyu bilmiyorsunuz. Biliyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Daire tekrar verildi. Nasıl? Bağırıp çağırmadan önce sual etseydin öğrenirdin. Şehzade Mehmet için başka bir daire tahsis ettim. Hem de daha güzelini. Tadilat bitince yerleşebilir. Mahidevran, kim sana bu akılları veriyorsa söyle ona, kendi karşıma çıksın. Boş laflar bunlar. Hiç heveslenme. Sen harem vekaleten yönetiyorsun. Asla tam sahibi olmayacaksın. O da olacak bir gün. Hangi gün? Sultanım, duydunuz mu neler söylüyor? Ailenin itirafıdır bu. Hürrem, yeter artık. İkiniz de susun. Validemizin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Sultan. Bir şey mi oldu? Fidan Hatun'a söyle. Derhal bir cariye seçsin. Şu yeni gelenler arasında Rus bir hatun vardı. Neydi adı? Olga'yı mı diyorsunuz sultanım? Ha, evet. Onu hazırlasınlar. Şehzademiz için mi sultan? Ne şehzadesi Fatma? Hünkârımıza sunacağım.
Has odayı kim yönetiyormuş? Mahidevran. Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydum. Hünkârımıza cariye sunursun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri. Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hürrem. Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye bu? Yoksa şu gelen mi? Daha önce de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfem Hatun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle avunacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat bu. Ne yaparsan yap değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Maydevran, beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip haykırırsa benim fısıltımı bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonun olacak Hürrem. Acılar içinde kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana. Mahidevran sen yoksun artık. Yakında gideceksin buradan. Senin kuvvetin yetmez buna. Hünkârım. Sabrımı zorluyor. Böyle devam ederse vazifesinden alacağım onu. Hünkârımız ne der? Malum kendileri tayin etti. Nigar'ı nasıl yolladıysak onun da icabına bakarız elbet. Sultanım. Gülfem Hatun. Derhal izahat ver. Dairemi tadilatını neden durdurdun? Bu benim kararım değil. Hünkârımızın emri. Ne emriymiş bu? Rahmetli Valide Sultanımızın dairesinin size tahsis edilmesini uygun bulmadılar. Hünkârımız, ne vakittir harem işleriyle alakadar olmaya başladı? Yoksa sen mi söyledin bunu? Benimle alakası yok. Hürrem Sultan haberdar etmişler. Başka kim olabilir ki? Sultanım sakin olun. Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu. Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın. Gözyaşlarınla kandırdın. Marifet gözyaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu. Malum mütemadiyen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa! Yoksa ne? Ne yaparsın? Mahidevran kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azlini iste. Yoksa hünkârımız seni azledecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağaların, kalfaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcun varmış.
Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazneder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Aydevran. Bunca harcamanın kaynağı ne? Nereden geliyor bu altınlar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma. Her şey arzu ettiğiniz gibi tamamlandı. Hiçbir eksik yok. Yarın cuma namazını mütakip yola revan olmak için hazırız inşallah. Âlâ. Bir aksilik istemiyorum Sümbül Ağa. Merak buyurmayınız. Dediğim gibi Fidan Hatun Manisa Sarayı'nın baş hazinedarı olacak. Elbette. Sultanım, Fatma Hatun için bir tasarrufunuz var mıdır? O burada benimle kalacak. Bir şey söylemedi. Fakat Mustafa'nın buraya geleceği kesin. Sefere gitmeyecek mi yani? Hayır, gitmeyecek. Sevinmen lazım Mahidevran. Hünkârımız o kadar güveniyor ki. Saltanat vekili tayin etti. O halde benim gitmeme lüzum yok. Mustafa'mla birlikte döneriz. Hürrem öğrendiyse deliye dönmüştür. Hünkârımız sefere gidince Mustafa'm vekil olacak. Bu Hürrem'i mahvetmeye yeter. Sakın Mahidevran. Mustafa'yı bu meseleden uzak tut. Hürrem'i biz mahvedeceğiz. Sultanım. Sultanım. Afife Hatun. Yerleştin mi? Rahat mısın? Yerleştim sultanım. Sayenizde rahatım. Bir eksiğim yok. Güzel. Afife Hatun. Malum. Hünkârımız sefere çıkıyor yakında. Gitmeden bir eğlence tertip edilmesini istiyorum. Halihazırda ordumuz seferdeyken münasip olur mu sultanım? Büyük bir eğlence değil. Sadece hünkârımız için. Malum, nasıl başlarsak öyle devam eder. Hürrem haberi almıştır. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Şu anda bunu göze alamaz. Malum. Hünkârımızla arası açıldı. Doğru. Daireden çıkmaması daha hayırlı oldu. Sultanım. Merak etme Gülfem, birazdan uyuyacağım. Az evvel sarayınızdan haber geldi. Nigar'ın sancıları tutmuş. Doğuracak. Nihayet canını alma vakti geldi. Nigar'a ne olacak sultanım? Bence bir an evvel çeksin cezasını. Onun yüzünden yeterince acı çektiniz. Kendine gelmiş uğursuz. Hürrem. Kayboldun yine. Yüzünü gören cennetlik. Mahidevran, cennette senin yerin yok. Ayrıca kaybolması gereken sensin. Oyalanmaya bırak artık. Bir an evvel oğlunun yanına git. Gitmeyeceğim. Niye? Hatice Sultan'ın kafası mı oldun yoksa? Mustafa'm geliyor. Hünkârımız saltanat vekili tayin etti oğlum. Sefer boyunca buradayız. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun. Dün gece bir hayli üzmüş seni anlaşılan. Mahidevran, ben sen değilim.
pire için yorgan yakmam. Mor mendille pire mi diyorsun sen? Hünkârımız bir cariyesine mor mendil vermiş. Hatun bu gece Arvet'e gidiyor. Mor mendilmiş. Kimi kandırıyorsun sen? Bir hatun gelecek demiştim ya. Hani seni ve aşkını maziye gömecek bir kadın. İşte o kadın geldi Hürrem.